Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam için geldik. Evet, en son ne yaptık? Nerede En izleyebileceğimizi. son evet. Camdan atlayan 5 tane adam şey 5 ne ya. İz 5 kişilik 5 ne ya. Ben niye 5 diyorum? Neyse. İz olduğunu fark etmiş Nevzat karakteri ve size onu dedi. Orada bıraktım. Evet. Evet. Bakın camdan birisi gitmiş. Birisi mi? Bir tane. Yine dejavu. Dejavu. Evet. İşte ona birazcık dikkat etmemiz lazım. Siz neler buldunuz bu arada? Şimdi şöyle bir mektup var. Her sesle okuyorum. Oo. Aha. Okuyayım mı? Oku oku. Gerizekalı. Ha. Oh. Oku Okuyorum. bakalım ne diyecek. Ankara'nın karanlık gecelerinde Prens ve Sözde Gece'nin lordları ile bizim karanlık elimizin savaşı başlamak üzere. Apollo'nun beceremediği işi sizin tamamlamanız ve kadının konuşmasını engellemeniz gerekiyor. Bu yüzden birkaç gün içinde Prensin küçük balosunda Athena ve Artemis aşağıda Alastorları oyalarken sizler gecenin karanlıklarında Midas'ın bıçakları olacaksınız çocuklarım. Bana Ses katılın devam et, devam et, ve devam et. onların girilmez sandıkları o küçük evlerini başlarına yıkalım. Diyor. Ya evimize şu an biri girmiş olabilir mi? Ben eve geri dönmek istiyorum Yani aslında ama. hangi bence alastorlar olduğunu belirtmiş mi? salak Biraz alastorlar yani kaç tane ya. salak alastorlar Loca. demiş. Locada da var da birkaç tane hani spesifik olarak belirtilmiş mi? Hangi alastorların oyalandığı ile ilgili bir Biz salak değiliz. Aşağıda Burada olduğumuza alastorları göre, oynarken. şimdi biz burada olduğumuza göre demek ki salak olanlar biz değiliz. Bahtiyar'cığım. Diyorsun. Tabii ki. Olayı fark ettik ve geldik bak farkındaysan. Doğru. Yani. Salak Doğru. bir şey yazmıyor Biz zaten. geldik Neyse ya. neyse. Emin Yazıyordu ya misin, değil mi? sen. Nevzat Ben alıp bir okumak istiyorum. Ben de bir okuyorum. Şey diyeceğim, Vallahi girilmez bana sandık attıklarında yazmıyor. evlerini başlarına yıkalım demiş Burası ya. ya. Burası işte. Burayı Bence diyor. burası ya. Hı, aynen. Burası mı? Büyük ihtimalle. Tamam. Ama eve kontrol etmekte fayda Bizim var. zindanda da neyse. Kurt senin şu Oğlum anda kurt nerede? evde bir bağlantın Ben balo var mı? salonuna tekrar gittim. Neyle Ay sen bağlantım yok? aşağıdasın sen. Telefonumuz var. Yok ben bunu Neredeyim? nerede Yok. yaşıyorum? Öyle bir şey Olmuyor. ya. O yanındakiler atar Yapamam. bana. Ben balon salonuna gittim. Baktım bunlar gitmiş. Şey mesaj attım. Şey, olmadıklarında mesaj atıyorum. Bu ikisi yok. Gittiler. Duman olup gittiler diye. Daha sonunda başka şey duran bir şey var mı? Kimse bu içeri dalanları takmadı mı? Kim? İnsanlar ne yapıyor şu anda? Hiç takmadan devam mı ediyorlar? Yani Bunu şimdi nasıl şöyle. Çoğu vampir keşesine geçmiş. Şu an eline içkisini almış oturuyor. Hani kimse kimseye ses çıkarmamaya çalışmıyor. Efe de etrafta hala müzik kapalı bir şekilde oturuyor, duruyor, kapıda bekliyor, geziyor falan. anlıyorum. Bunların hepsi salak yemin ediyorum. Neyse biz şu aşağı inelim. Aşağıdaki odaya gidelim. Tamam mı? Bu izi ne kadar takip edebiliyorsun? Kaç saat kalıyor bu iz? 24 saat. Ha, 24 24 saat boyunca takip saat. edebileceğiz biz bunları. Peki saat kaç şu anda? Abi saat şu an gece 3. Yani bir sonraki gece 3'e kadar takip Tamam, edebilirsiniz. şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten 2 Güneş saat sonra. mühendisliği. 3 saat sonra gün doğacak. 6.30-7'de. Gidelim aşağıya. Şu aşağıdakilerle bir konuşalım. Bu Hemen asansörü Aa çağırdım. bu Diablo'ya edilmiş mi? Kesin değil mi yani? Bunun geri dönüşü Abi o Kalbi kesin. O yok. onun geri kalbi yok abi ortada kadının. Hani. Ve şey Bence bu arada ceset şey olmaya başlamış hani dejenerate olmaya başlamış birleşme. ve böyle küllere falan dönüşmeye başlamış zaten ceset. Yani artık iyice gidiyor belli ki kadın öldüğü kesin. Dönüşmeye başlamış. Bir saniye. Hemen öncesinde bir şekilde bir parça falan bir şeyler şey yapabilir miyiz ki işimize yarayacak senin ritüellerinden Nevzat? Kanını Var mı öyle bir şeyler? alabilirsek alayım. Aynen. Ne Alabilirsin. kadar zaman geçmiş vardır bence de. Alabildiğimizi al bakalım. Ne olur ne Yani şöyle olmaz. siz konuşurken daha yeni yeni küre dönmeye başladı. O yüzden acele ederseniz alabilirsiniz kanından bir parça. Peki bir şey Tamam. söyleyeceğim. Hı? Sevgili okült bilgimiz
Mehmet, sana şey soracağım. Şimdi bu kadar hızlı küreştiğine göre bu cidden Leyla mıdır? Bir fikrin var mı? Anlayabiliyor musun? Yoksa bizim teori hakkında hala teori mi? Büyük ihtimalle Leyla da olabilir. Ama küleşmesiyle alakası olduğunu sanmıyorum. Çünkü Nisa dediğimiz kişi de çok üst bir seviye bir vampirdi. Yani o ikisi arasındaki farkı anlayamam. Öyle söyleyeyim. Şimdi Çünkü ikisi de çok okay. yüksek seviye vampirler. Ama şöyle çok yüksek seviye vampirlerin zaten sayısının çok az olduğu için Leyla ile Nisa'nın aynı kişi olma ihtimali de daha yüksek. Şu Yani tüm kafasını dünyada zaten 2000 kişi falansınız abi. Hani patlattığımız adamdan da kan alalım mı? Belki anılarına girersin. olur. evet, Görürsün. mantıklı. Tamam, bu bir. Fazla da Şey diyeceğim. almaktan zarar gelmez. Alalım dursun. Bir şey Benim daha soracağım. kan şu anda daha fazla vakit kaybetmeden kalbi takip Aşağı etmek, inelim. çünkü kalbi birincisi yerse kendi başına delirme ihtimali var. İkincisi Nisa'nın bedenini ele geçirme ihtimali var. Üçüncüsü Nisa'nın güçlerini ele geçirirse ortalığı yok etme ihtimali var. Evet. Tamam. Şimdi o zaman bir aşağı inelim de biz bir. Çünkü ben bir şey Yapalım. soracağım. Şimdi şu bacağımdan tutuyorum cesedi. Kafası patlayan aşağıya götüreceğim. Sonra gruba böyle bir sürü vampir var ya, hani böyle manyak gibi etrafta oturmuş şarap içen. Böyle tam ortalarına doğru atacağım. Bunu konuşturmayı Abi başarabilecek kimse var mı etrafımızda, güçleri olan biri diyorum. herkes öyle dönüp bakıyor. Hatta özellikle elderlerin falan size dönüp böyle bir ellerin ağızlarına götürüp, hele özellikle Torador elderlerinin böyle yaptığını falan görüyorsunuz. Bir anda bir el kalkıyor, böyle bir titreyerek bir elin kalktığını görüyorsunuz. Tutuyorum. Şey Kim bu? şey ben yapabilirim galiba diyor. Kim bu? Şeyin belli biri Bu kim mi? biliyor? Bu kim biliyor musunuz? Sizin bir tane barmen abla vardı ya. Şey Şey, o ya Aylin, Allah'ım. Aylin. Oh. Aynen. La Hey, Sombra Justicar'ı Aylin. olduğunu söyleyen değil mi? Bu Evet. kadın Sözlere Aa. çok güvenli olmuyor ama Tamam, söyleyin. tamam, ben bunu zaten yalancı olduğunu biliyorum. Ben gidiyorum, onu tutuyorum bileğinden. Ne yapıyorsun? Tutuyorum bileğinden, götürüyorum. Aha. Şey, cesedin başına, ne okuyor musun, kokluyor musun, ne yapıyorsan yap hadi diyor. Bir saniye, bunu bir kontrol edeceğim. Tam olarak etkisine bakmam gerekiyor. Özür diliyorum. Emin olamadım bir Bir an. de ben şey soracağım. Yapacağın şeyi geri dönüşü olmayan bir şey mi? Yani cesede zarar verir mi? Bir daha. Abi ona bakıp hemen söyleyeceğim Tamam. size. Çok özür dileyerek, bir saniye. Yoksa Ona eğer bakacağım, yani gerçekten ona bakacağım. yaptık olmuyorsa, ceset yok oluyorsa yaptırmayacağım. Ceset bu arada zaten vakit geçtikçe yavaş yavaş yok olacak. Vampir Aynen. olacak. Yok hani Çünkü ölü. çat diye yok olmasın. Hani belki daha güçlü, Çat diye daha yok olacak bir büyü mantıklı yok zaten. biri gelir. Ya teknik olarak çat diye yok olabileceği bir büyü yok. Onu söyleyeyim size. Ya şey gibi düşün, sen Şey. o damla kanı kullanınca o kan yok oluyor ya. Bir daha onu Aynen. kullanamıyorsun ya, o mantıkta hani bir şey yapacaksa yapmasın. Ya da bir konuşalım. Abi çok özür dileyerek şuna bir bakacağım, hemen geliyorum. Okay. Ya şimdi mind map ayarlamam gerekecek bir durumda. Ben bu sırada bozukluğa bir kenara çekip bir konuşma yapmak istiyorum. Söyle. Ay konuşma. Konuş. Bozuk abi sen. Konuş. Abi Anlat bir dakika. bir yeteneği var, fakat şey diyor size, şimdi size dönüp şey diyor. Bakın bir şey var yapabileceğim. Ancak bunu burada yapamam. Arkadaki şu odada birileri var mı? VIP odasını gösteriyor. Orada deneyebilirim isterseniz. Çünkü herkesin görmesini istemiyorum bunu. Locayı mı gösterdi? Locayı Aynen. gösterdi. Loca dolu şu an. Ne yapacaksın? Kendisini kaldıracağım diyelim. Necromancer çıktı. Tamam, deneyelim ya. Locadakiler bizden ya deyip böyle Evet, bence ayağını de bu deneyelim. sefer böyle Kimse yok bende. kemerinden tutuyorum cesedi, tamam mı? Yerde sürüklemeyeceğim. Bir yerler kan olmasın.
Kemerinden tutup para abi alıyorum. Zaten şimdiye kadar full Yerkan oldu. Onu bir diyeyim şimdi de. Şimdi aklıma abi, geldi o. Yere bakar mısın bir kere? Ben burası önemli değil. Zocanın içini kan yapmayalım. Abi gangren. Yani ben koştur koştur. Ya, tam bir gangren hareketi bu arada yani. Lonca'ya girdiğinizde içeride sizi Tremere ve yani bıraktığınız ekip karşılıyor. Böyle size bakıyorlar. Hala orada var mı onlar? Tabii tabii onlar orada. Takılıyor. Lonca dolu dediğimde ben, duyulmadı galiba. Abi, duydum da şey ben o şey Aylin'i kandırmaya çalışıyorsun sanırım. Şey buhar olup uçtu dediklerim şimdi o zaman. Şeyler. Abi onlar. Ay ben de kaçayım. Şeyler uçtu. İkizler vardı. Aynen. Okay. Abi ben ben şey yapıyorum bu arada. Anlatayım durumu da. Size bakıyorlar. Ceset yapıyor Tremere. Mektubu uzatıyorum Tremere'ye. Tamam mı? Al oku. Hani mektubu veriyorum. Odaya orada anlatıyor ya hani böyle. Her şey özetliyor ya. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Cesedi masaya koyuyorum. Tremere okuduktan sonra gülümsüyor. Gangrel'e dönüyor. Bizim buradaki işimiz daha bitmedi dostum. Diyor. Çok özür dilerim. Bu kim deyip cesedi gösteriyor. İşte o onlardan biri. Peki haberin var mıydı deyip yılan dilli ablayı gösteriyor. Tıslayan ablayı gösteriyor. Neyden? Bundan mı diyor yılan dilli abla? Evet bundan diyor Tremere. İsimlerini yalan söylememek için. Evet, evet ayağım. Ona sorum deyip şöyle omzunu açıyor. Şurada şey var. Haberim nasıl ol bir dakika ya. Bugün ayın kaçı ya? Yok benim bunun haberim yok. İki gün sonra olacak olaydan haberim var. Onu sana da anlattım zaten hayatım yapıyor. Yalnız benlik haber bir şey kalmadı. Ben buradan bir gideyim deyip çıkmaya başlıyor. 26 Şubat'tayız. O çıkıyor. Sizin sürekli işleştiğiniz Mustafa Ato da sana dönüp Bozok Bey yapıyor. Merhabalar. Tremere'ye dönüp, işte Gangrel'e dönüp galiba benim pek bir işim kalmadı. Bana ihtiyacın olursa buralardayım deyip şöyle bir yüzünü elinin üzerinden gezdirdiğini görüyorsunuz. Ve yüzü tekrar şekil şey bozuluyor hani. Şurada bir bozuluyor burası bir. Ben yüksek ihtimalle bu arada bunu oyun içi konuşuyorum. %90 Mask of the Thousand Face kullanıyor bir yerlerde otururken. %100 hani, milyon. Ben bir ses soracağım. Falan. Gangrel'e dönüp ben bunun... Ben Bahtiyar'a dönüyorum. Çirkin mi şimdi değil mi? Yakışıklı adam ne güzel işte. Albenisi yüksek. Ben Gangrel'e şeyi soracağım. Bunun gerçek yüzü hangisi? Inner Circle Gangrel'i vardı ya orada. Sana bir şey diyeyim mi diyor. Ben de bilmiyorum. Her seferinde farklı yüzde geliyor yanımıza. Peki. Galiba çirkin olan gerçek yüzü. Onun ben dışında biz bunu bir konuşturacağız. Sonra da biz biraz şehirde avlanabiliriz. İzniniz varsa. Hazır siz de buradayken ben bir pansiyona çıkarım. Tremere'ye dönüyor. Ne dersin? Biraz izin verelim mi? Koştursun çocuklar. Yapıyor. Tremere dönüp bir düşünüyor böyle. Böyle elini şöyle sakalına atıyor ve düşünüyor. Diyor ki Bodo dönüyor. Çok kan çıkaracak mısın? Ney? Çok kan çıkaracak mısın? Yani ne kadar çıkarmamı istersiniz? Bu öznel bir yargı. Kime göre, neye göre? Ben gene de çok kan çıkarmamaya çalış diyor. Yalnız Gangrel dönüp şey diyor. Bozok yalnız bu konuşturduktan sonra bir yanıma gelsen iyi olur. Seninle bir şey konuşmamız lazım. Tabii ki. Yapıyor. Ve uzaklaşıyorlar. İkisi de gidiyor odadan. Tremere çıkarken dönüp yanınıza getirdiğiniz ailene sen şu gerizekalı olmalısın. Bir daha justiker olacağım falan deme olur mu hayatım? Senle uğraşıyoruz çünkü bir süredir. Evet. Az zor da sakin. Zor sakinleştirdik bizimkine. Aman diyeyim başına bela alırsın. Ha bir de ben şimdiden diyeyim eğer kutsamayı kullanacaksan dikkatli olun. Görüşürüz. Yapıp çıkıyor. Kutsamayı kullanacak mısın? Aylin nasıl? Size dönüp bunlar kimdir? Sana ne?
Ben Aylin'e dönüp sordum. Sana ne? Kutsamayı kullanacak mısın? Bunu sordum. Sana bir soru soruldu, ona cevap ver önce. Kutsamayı kullanacağım, evet. Başka türlü uyandıramam. Hani. Tamam, o zaman dikkatli ol bak. Yani tamam. Peki. Abi şimdi sen dikkatli ol dedin diye Aylin'in ben ne kadar dikkatli olacağını Aylin'in yanında söylüyorum. Aylin'in böyle cesedin üstüne gidip bir ayin yapmaya, bir dua okumaya başladığını fark ediyorsunuz ama elleri şu şekilde duruyor. Bir noktada Aylin ellerini şöyle açmaya başlıyor ve bunun altından çıkan böyle siyah bir iplik görüyorsunuz. Parmaklarından çıkıyor böyle siyah bir iplik. Ne yapıyor? Domain expansion mı yapıyor abi? Hayır abi. Açıyor. Şuraya kadar açtıktan sonra bunun ortasında oluşmaya başlayan kalbe benzer bir şekil görüyorsunuz siyahtan. Aylin bir anda gözlerini açıyor ve gözlerinin simsiyah parladığını görüyorsunuz. Bu arada ışık gibi parlıyor gözleri siyah bir ışıkla. Parlayan gözlerinin sanki biriyle konuşuyormuş gibi bir yere böyle odaklandığını ve bir ruhla konuşuyormuşçasına saçma sapan şeyleri ağzından çıkardığını fark ediyorsunuz. Selen telefonu. Ya da telefon çalıyor. Ya mikrofon ya da telefon çalıyor. Evet. Ondan hemen sonra şöyle bir durum oluyor. Elindeki o kalp şekli var ya. Gidip adamın içine giriyor ve adamın çığlık atarak uyandığını görüyorsunuz. Kafası iyileşmeye başlıyor. Vücudundaki yaralar temizlenmeye başlıyor. Ve adamın çığlık atarak kalktığını görüyorsunuz. Aha. Niye çığlık atıyor? Normal mi bu? Oyun içi bilgi veriyorum. Oyunu burada bir bölüp. Şu an kullandığım şeyin adı Lazaren kutsaması. Lazaren kutsaması şu oluyor. Bir Oblivion seremonisidir kendisi. Bu seremoni yakınlarda ölmüş bir korpsu, vampir ya da insan, geri hayata getirir. Tekrar vücut ölene ya da egzorsizmle atılana, yani bir engizisyoncu tarafından egzorsizmle atılana kadar yaşamaya devam eder. Sanki hiçbir şey olmamışçasına. Ha, bayağı zombi falan değil yani. Bayağı geri döndü. Yok. Bu. Aynen. Abi şöyle olan olaydan sonrasını anlatmadım için. Şimdi olan olayın devamını anlatacağım. Aylin bunu yaptıktan hemen sonra bir kenara düşüp bayılıyor. Bayağı hani kadının trans haline bayıldığını fark ediyorsunuz. Ben gördüğüm bir goal varsa el işaretiyle kan şarabı isteyeceğim. Yok. Goal burada boğdu da kimse yok. Ben tam anlayamadım. Aylin şu an çok ağır bir şey yaptığı için mi baygın düştü yoksa evet. Kendi... Evet. Oyun dışı bilgi, yine oyun dışı bilgi veriyorum. Arkadaşlar bu 5. level bir seremoni. Hani şöyle söyleyeyim. Mehmet 5. level bir Blast Sorcery ritüeli yaptığında bir gün uyanamıyor adam. Yorgunluktan bitiyor. Tamam. Aynı şekilde Aylin de. Seremoni çok yorucu bir şey olduğu için ve çok fazla ruhsal enerji harcadığı için bunu yaparken baygın durumda şu an. Adama 2 tane tokat atıyor. Ben de bu arada mükemmel doktorluk gezenlerine şimdi Aylin'e bakacağım bir. Yaşadığını onaylayınca bir kaldıracağım. Koltuğa falan koyacağım. Çığlık atıyor zaten adam. Yani yaşadığı. Adam yumruk atıyor etrafa. Aylin'e. Aylin'i. Adam şey Aylin yapıyor. Aylin yaşıyor ama Aylin hani böyle baygın halde takılıyor. Ben adamı işte onu onayladıktan sonra koltuğa koyacağım. Basıp üzerine bir şey yapmayalım. Tamam, koltuğa koydun. Adam yumruk atıyor da en son bozok bir yumruk attığında adam böyle bir kendine geldi. Ben neredeyim? Yine sen oğlum sen neredesin? Tutuyorum ben şöyle arkada. Biz seni arıyoruz kaç aydır ya. Ben niye buradayım? Biz en son bir kadını öldürüyorduk. Kalbini yiyecektik. Ben kim? Ben niye buradayım? Siz kimsiniz? Kim yiyecekti kalbini? Alex. Alex kim? Alex. Şey. Alex kimdi ya? Alex kaçıncı jenerasyon vardı? Sıkıyorum vardır? Böyle. Adam böyle biraz oyalar gibi yapınca adamı sıkıyor. Ya şey. Tamam dur biraz gevşet. Bir tane dirsek atıyor böyle. Gevşet nefes alamıyor. Pardon. Şimdi şey Alex kimdi ya? Ha Alex ne? Rahibimizdi. Tamam, rahibiniz. Siz nesiniz? Nerede takılıyorsunuz? Biz şey not neydi ya? Not kimdi ya? Biz şeyiz ya. Bir tane adam var. Adam bize geliyor arada bir. Apollo diyor ki, olabilir mi? Şunu öldüreceksiniz. Yok. Morlu adam. Tamam, Apollo. Morlu'nun ismi neydi ya? Apollo galiba. Evet. Arada o geliyor. Arada da böyle bir dakika.
Tamam. Arada biri geldi. Arada biri geldi, özür diliyorum. Arada bir baskın yedim. Polo seteye uğradı. Kim? Dur. Bir tane güzel bir kadın var. Böyle etrafta elbisesiyle dolaşıyor. Afrodit. Yok. Senden elbiseyle dolaşır ama. O kadar güzeldi. Evet, Afrodit kadar güzel ama ismini bilmiyorum. Afrodit. Tamam. Sen bu kadını görse, yani kaç kere gördün? Çok. Yani yani ne bileyim ben niye buradayım? Biz niye birini avlıyorduk? Siz o avı yaptınız zaten. Siz avlandınız. O iş bitti abi. Biz ben sadece... niye buradayım? Beni çağırmadın mı Rahip? Evet. Rahip işte, seni bıraktı. Rahip'e rapor vermek için buradayız biz. Tamam, yani, Rahip'e rapor vereceğiz. Siz kimsiniz? Derdet ben sizi mi? Hiç görmedim. Biz gizli tarikatı. Tabii ki görmedim biz. Yani. Galiba biraz. Şifre ne peki? Şifreyi sen bilmiyor musun? Bir saniye. Olaylar değişti abi. Sen şifreyi bilmiyor musun? Bir dakika, bana bir şeyi atar mısın ya? Allah tabii aşkına. Ki. Hemen artı, özellikle atar mısın? Atmak istiyorum. Subterfuge atmak istiyorum. Çünkü özellikle cover up üzerine bir tane special okay. Deal var. Okey. Ne dedin? Karizma mı? Manipülasyon mu? Manipülasyon abi. Okey. 3, 4, 5, 6, 7. Hah. Nereden zar açıyorduk lan? Çok uzun zaman aldı. Okey. Manuel at zaten. Şey işe yaramıyor. Yo, benimki çalışıyor garip bir şekilde. Benimki de çalışıyor da doğru yerleri bulamıyorum. Ben bunu ilk başlarda da yaşamıştım hatırlarsanız. Character sheet'i değiştirince düzelmişti. Belki arada onu yaparım. 1, 2, 3. Bu da çok uğraştı. 3 mü gerçekten? Ben tekrar will power harcıyorum abi. Hadi abi şey. Yani çünkü 3'e ya. Kabul etmem. Hani o üç kadar değil baba. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3. Sevmemden olayı 4 tanesini atabiliyorum. Tekrar 4'lük atalım o zaman. Şunu kapat. 4 neyim var lan benim? 4'lük bir şeyim de yok. O zaman şöyle dexter artı 1 atıyorum. 1 2 2 tane de buradan 3 5 etti. 5 etti. Hı hı. Abi devam ediyorum, role direkt role gireceğim, bilginiz olsun. Şey şifre neydi? Şifre ya şey değil mi? Unuttum deme işte. Sakın. Hayır, hatırlıyorum. Vallahi hatırlıyorum. Ya lütfen bir şey yapmayın. Seni burada şey öldürmemiz yapmayayım. Gerekir ha. Hayır. Benden daha üstesinizdir zaten. Neyi öldürüyorsunuz ki? Ben daha size yetişemedim. Durun bir dakika. Şifre neydi? Şifre. Midas. Bak, ne? Midas'ın. 5 saniye Midas'ın var. Midas'ın bıçakları. Tamam. Midas'ın bıçakları. Kulakları olmasın. Doğru. Tamam. Kandırma çocuğu şimdi. Tamam. Evet. Tamam, en azından şifreyi hatırlıyor ya. Derdimiz yok. Tamam. Tamam, evet, devam et. Biz şey için geldik. Hiç. Ne, Afrodit bize dedi ki birilerini öldüreceğiz. Tamam. Ama ben neredeydim ya? Ben bir barda oturuyordum, tamam mı? Sonra bir kadın geldi yanıma. Evet. Aylin. Öldürün Aylin'i gösteriyorum bu mu diye. Bu kim lan? Hangi bardaydın? Barın adresi neresiydi mesela? Barın adı neydi? Kızılay Cerabı'ndaydık ya biz. Ne? Dur. Root'taydık biz. Sen oraya sürekli gider misin? Gördüğümde kaldı. Allah kahretsin. Tamam, hadi devam. Peki sen sürekli gidiyor, o sürekli geliyor mu oraya? Hayır, arkadaşlarlaydık biz. Sonra tamam. Bir kadın yaklaştı yanımıza. Dedi ki size bir şey anlatacağım. Benimle evet. Gelir misiniz? Biz dedik ki yani geldik. Yalan söylemeyeyim. Biraz daha alkollüyüz. Gittik işte. Evet. Neyse biz gidiyoruz. Kadın köşede beni çekti. Sonra bir evde uyandım. Bir tane adam bana şey diyordu. Afrodit seni seçti. Afrodit seni seçti. Afrodit seni seçti. Birkaç ay oralarda takıldık galiba. Zaman nasıl geçti bilmiyorum. Ama hiç güneş görmedim.
Gerçi galiba aylardır güneş görmüyorum ben. Evet. Mantıklı. Sonra ne oldu? Sonra bize işte mektup geldi bana. Afrodit'in beni çağırdığına dair. Sonra buraya geldim. Rahibimle beraber. Ha. Rahibim şuralarda bir yerlerde dedi. Gidip çağırayım mı? Hayır, bırakırsanız çağırma, çağıracağım deyip böyle kıpırdanmaya başlıyor. Bir dakika dur. Önce bir dakika, daha bitmedi işimiz. O ev neredeydi, hatırlıyor musun? Seni tuttukları yer. Neredeydi? Altındağ diye bir yer var mıydı ya? Var, evet var. Altındağ'da nerede? Şey hatırlıyorum, bir tane böyle uzun, Altındağ mı? Yok, nerede o? Bir tane böyle büyük bir bina hatırlıyorum. Etrafından çay gibi bir şey geçiyor. Büyük bir bina ve çay geçiyor etrafına. Onu görüyorduk. Onu görüyorduk. Başka mesela bir ses duyuyor muydun? Yani insan kalabalığı sesi duyduğumu hatırlıyorum, o kadar. Tamam. Neresi orası? Bilmiyorum. Adın ne senin? Gerçek hayat. Adım şey. Kerem miydi ya? Ya da Ahmet'ti. Tamam, fark etmez. Hatırlamıyorum ki. En son hatırladığın tarih ne? Mesela Ruth'da hangi Abi, akşam oturuyordunuz? Barda hangi akşam? Eylül'ün son cumartesi. Ayın 29'u muydu? 28'i miydi? Hangi ay, onu da söyle. Biz hangi aydayız? Yok, biz şu an 26 Şubat'tayız zaten. Biz Şubat'ta mıyız? Ben en son Aralık'ı hatırlıyorum. Tamam. Bir dakika ya, nasıl Şubat'tayız ya? Yalandır bu ya, deyip delirmeye başlıyor tekrar böyle. Bir tane tokat atıyorum. Sakin ol lan. Üstlerin yanında nasıl duruyorsun sen böyle? Bir dakika. Ne? Siz üstüm. Bana mühürlerinizi gösterir misiniz? İnanmıyorum üstüm olduğunuza. Tamam. Bir sorum var önce. 26 Aralık mı dedi, Ocak mı dedi bu? Aralık'ı da hatırlıyorum. Aralık'ı hatırlıyormuş. Oha, 2 ay geçmiş yani. Ama Aralık'ın sonunda aynen 2 ay geçmiş. Son baş demedi bu arada. Onu söyleyeyim de. Ne? Hayır, 26'sı mıydı, 27'si miydi falan yaptı böyle. Aralık'ın 27'si falan gibi bir şeylerde gitmiş bunu. Yani Ocak'ta gitmiş, Şubat'tayız şu an. Evet. Diyorum sen 2 aydır yok yani bilinci. Evet, okay. Şimdi sen... Sana başka neler söyledi bunlar? Hey, bana dediler ki birinin kalbini yersen güçleniyormuşsun. Evet, güçleniyorsun. Çok doğru. Çok doğru. Aynen öyle. Bir de şey, kalbi Afrodit'e getirin mi? Kalbi bana getirin mi? Rahip galiba kalbi bana getirin, yiyeceğim gibi bir şey dedi. Rahip mi yiyecekti? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Tamam, bundan... Rahibin adı neydi ya? Alex. Hatırlayamadık tam. Ahmet. Yok. Değil. Alex. Yok. Mehmet. Nevzat mıydı ya? Yok. Sana da adını sorduk. Ahmet Mehmet dedi yine. Kerem galiba. Kerem sensin. Tamam ya, onları boş verin. Tamam, o kadar detaya gerek yok. Sen yok adam. Bununla başka öğreneceğimiz bir şey kaldı mı? Belli olmaz. Belki aklı biraz zamanla açılır falan. Bunu bence yanımızda götürelim. Tamam, Şerif diye çağırıyorum. Yanımızda götürüp ne yapacağız? Ben kolu da taşıyamam. Şerif diye çağırdığınızda Mustafa'nın böyle kapıdan kafayı şöyle uzatıp efendim abi yaptığını görüyorsunuz. Efendim abi demiyorsa bir daha hani kafayı böyle uzatıyor. Şöyle kafasına bir tane vuruyorum. Tamam mı? Bunu baygın Şerif ve... bayılıyor. Baygın bir şekilde tabii, bir yerde muhafaza edin, kaçmasın. Tabii ki lordum. Tabii ki. Bir saniye adamlarıma sesleneyim deyip şöyle bir duruyor bir saniye. Mustafa'nın size doğrultu. Mustafa onu bir anda gölgeden kollar çıkıyor. Tamam Mustafa'dan? Tutuyor böyle. Adamı kaldırıyor gölgeden kollar. Ben bunu aldım o zaman deyip gidiyor. Sizin şu yapay zeka ne oldu? Kuruldu mu? O kuruldu. Tamam. Şimdi eve gidelim. Hazırlık yapalım. Sonra biz bu gelelim. Yapay zekaya bir isim verebilir miyiz? Nevzat
Ya da eve gitmeyelim. Doğrudan birisiymiş gibi sesler. Şimdi eve gidersek vakit şey, kaybedeceğiz. Saat şu an saat bir saat geçti. Ritüel bir saatte yapıldığı için. Siz şu an saat 4:30'dasınız. Hani haberin olsun diye söylüyorum. Şimdi bu akşam peşlerine düşecek miyiz biz bunların? Zaten bunlar gitmiştir. Bu akşam düşmeyiz zaten sabah. Saat kaç şu? 5:30. 4:30. Bu arada İnşallah. Kadın, ayin yapan kadın şimdi biraz sinir bozucu olsa da bu ayine işe yarar. Biz bununla iletişimde kalalım bence. Gene öyle birisini sorgulamamız gerekir. Affedersin de bu primattır. Sen bana ayini bul diyorsun, ben getiriyorum bunu sana, tamam mı? Tamam, bu sorun değil. İnsan değildir yani. Şimdi biz hemen yola çıkacak mıyız? Yani bu rahibin peşine düşecek miyiz? Değil mi? Zaten sabah bir şey geliyor. Rahibin falan peşine düşmemiz lazım. Şu şey ritüeliyle Nevzat'ın takip mi yapacağız? Oradan yani, mesela anlayabiliyor. Evet bence de. Tamam, bir şey o takibi yatıp uyandıktan sonra mı yapacağız, şimdi mi yapacağız? Hemen şu anda bakıyorum çünkü belki uyurunca gidiyor olabilir. Son kontrol ediyorum. 24 saat mi? Lütfen. Sen gitmiyor diye biliyorum. Şöyle bir böyle yakınlardan mı hissediyorsun, uzak mı? Ben gitmiyor. Onu bilmiyor. Onu bilmiyor. Onu git, izlemeniz gerekiyor, izle. Hı-hı. Sadece iz var yani. Bir tane şey. Aynen. Ya bak şey gibi. İp gibi abi, mi gidiyor yoksa hani GTA'daki ne gibi böyle hani nerede olduğunu bilmeden. Warhammer biliyor musun? Warhammer biliyor musun? Warhammer 40K'da İmparatorun ışığı var ya. O. Bayağı bitirli imparatorun ışığı kanka. Hani tamam. Parlayan bir şey. Ve takip edin. Mesafe yok yani elinize. İyi tamam. Yani şimdi bunu bu kadar şey etmeyelim. Biz bizi takip edip duralım. Yorulduğumuz yerde şey yaparız. Ama şu an vaktimiz de çok yok. Artık sabaha karşı evet, olmaya başladı. Uyumaya da gideceğiz. Evet. Yani gittiğimiz yerde bir... Diyor ki the path remains visible for the entire night. Diyor. Entire night. 24 saat değil. Bir gece. Uyuyunca duruyor. Evet. Sabaha gidecek yani. Evet sabaha aynen gidecek. O zaman gidelim bastım. ST şöyle. Atlayabiliriz yani. Ya da evet burada belki buranın bir seferlik inisiyatifine bırakabiliriz. ST geri geldi. Buyurun. Şey bir gecelikmiş bu. Uyuyunca gidecek yani. İnisiyatifimi alabilirsiniz. Bir gece sonra gitmiyor. Evet, ama şöyle bir şey var. Şimdi ikinci bir seçenek şey bir ritüelin gitmemesi tamam devam ediyor ama bunlar kalbi götürürlerse o rahip kalbi yerse yani biz şu anda şey derdimiz şu. Kalbi yedikten sonra mı gidelim? Yemesine mi engellemeye çalışalım? Siz de o seçimi bırakıyorum. Engellemeye çalışalım. Abi ya bizim yemesini engellemeye gidecek vaktimiz var mı? Yemesini engellemeye çalışırsak mesela engelledik diyelim. Ben vurdum adamı dediler. Kalp sen havaya fırla. Bozok abi nazla lak diye düş. Ah evet evet. Böyle bir şey mümkün olabiliyor mu? Mümkün olabilir. Bence pardon, iyi. Pardon şanssızlığa bak. Bilim derim ben tabii grubun. Çok mantıklı. Çok evet mantıklı. Şimdi bakın eğer gideceksek arabada ekipmanlarımız var. Bence gidelim. O zaman yürüyün. Let's go. Biz şimdi güneş ışığında kalmayız değil mi? Veya da dışarıda kalmayız değil mi? 2 saat kaldı şu an güneş ışığının çıkmasına. 2 saat içinde bulabilirseniz bir sorun yok. Depar atıyorum ben. Ya buluruz yalnız, ya arabayla takip yalnız edeceğiz ne? Ben sizin hepinizin arabaya gittiğini varsayarak şu an oyunu burada bitiriyorum bu gece için. Okay. Tamam. Artık arabadan bir sonraki gün görüşeceğiz diyelim. O zaman görüşeceğiz diyelim. Herkese iyi seyirler deyip kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Good night.